İlk soru şu, gerçekten 70 dakika fazla mı oruç tutuyoruz? Diyanetin ortaya koyduğu imsakiye yanıltıcı mı? Hesaplamalarda hata var mı? Diyanet İşleri Başkanlığı iddiaları yalanladı. Halkımız ibadeti gönül ferahlığıyla sürdürsün dedi. Peki iddianın sahibi ne diyor? Süleymaniye Vakfı Başkanı Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Ha, hoş bulduk Ece Hanım. Teşekkür ederim. Böyle bir tartışmayı aslında siz başlattınız. Size çok teşekkür ediyorum programınızda. Hocam sağ olun. Siz sağ de olun. Kutuplara kadar gittiniz aslında bu meseleye açıklık getirmek için. Onu da konuşacağız şimdi zaten. Şimdi 70 dakika fazla oruç tutuluyor. Bu çok önemli bir vakit. Hele bu sıcakları ve çekilen çileyi de düşünecek olursak. Diyanet hemen yanlıştan dönsün, bunun hesabını Allah'a veremez diyorsunuz. Bir taraftan da bu imsak vaktinin yanlış hesaplandığını söylerken imsak vakti Diyanet'te 03.53, bizimkisi 05.04 diyorsunuz. Şimdi arada 70 dakikalık fark var. Bu hesaplama nasıl yapılıyor? Büyük bir ekiple yaptığınızı da biliyorum bu hesaplamayı. Bize bir anlatır mısınız hocam? Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı bu şeyde de bugün yayınlamış oldukları bildiride de diyorlar ki astronomik tane esas alıyoruz diyorlar. Astronomik tan yıldız gözlemlerinde ancak kullanılabilir. Namaz vakitlerinde asla kullanılabilecek bir şey değil. Bu yeryüzüyle alakalı bir tan değil. Bu tamamen yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre ve daha fazla yukarıda olan atmosferin en üst tarafına ışığın gelişi anıyla alakalı bir olaydır. Yıldız gözlemlerinde sadece işe yarar. Onun dışında herhangi bir işe yaramaz. Ben hakikaten şaşkınlıkla okudum bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şeyini. Başkanlık Din İşleri Yüksek Kurulu, bakın burada çok açık ve net söylüyorum. Burada yazılanlara asla inanamaz. Bunu çok açık söylüyorum. Çünkü burada diyor ki, ve burada Profesör Doktor Sacit Özdemir'in ismi geçiyor. Ankara Üniversitesi Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi. Ve şöyle bir ifade var diyor. Gözlemler hem gelişmiş astronomik aletler hem de göz ile, denek gözlemciler olmak üzere iki yöntemle gerçekleştirilmiştir diyor. Bir kere astronomiden küçücük bir bilgisi olan kişi -18 dereceyi gözlemlemek için çıplak gözle gözlemcileri asla götürmez. Çünkü çıplak gözle o saatte görülecek herhangi bir ışık yoktur. Şimdi ben burada Sayın Başkan'a ve az önce daha önceki İstanbul müftüsü olan arkadaşım Sayın Çağrıcı'ya buradan açıkça teklif ediyorum. Buyursunlar, herhangi bir akşam, herhangi bir gece beraberce Sayın Başkan, Sayın Çağrıcı ve burada Sayın Özdemir, ben de İstanbul Üniversitesi Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adnan Ökten Bey'i ve ekibimize yer alan diğer arkadaşlarımızı çağıracağım. Hep beraber çıkalım, hep beraber çıkalım, bir tan yeri gözlemi yapalım ve orada ilgili ayetleri ve hadisleri okuyalım. Ben 1976'da İstanbul'da fetva sorumluluğunu üzerime aldığım zaman böyle büyük bir sorumluluktan dolayı Allah'tan korkarak yıllarca gece sabah namazdan 1-2 saat önce kalkıp İstanbul'un her tarafını dolaşarak gözlemler yaptım. Sayın Başkan da bir gün çıksın da baksın bakalım ufka herhangi bir aydınlık görebiliyor mu? Öyle çıkıp da bunu söylemek kolay. Ve sonunda da şunu söylemişler ki bunu bir insan bunu yani hele sorumluluk makamında olan bir insan bu cümleyi nasıl kullanabilir? Diyor ki efendim halkımız başkanlığımızın büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu namaz vakitleri konusunda hiçbir tereddüt yaşamadan ibadetlerini gönül içerisinde yapmaya devam edebilirler. O zaman ben halkımıza şunu söylüyorum. Ey Müslüman Türk halkı, siz Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı değilsiniz. Siz Kur'an'a bağlısınız. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki kızıl ışığın olduğu tarafta o beyaz ışık size göre net olarak görülünceye kadar yiyin için lütfen yarın sabahleyin çıkın bakalım bir günde siz zahmet edin biz yıllarca ta kutup noktalarına kadar giderek ve şöyle yani bütün masrafı da cebimizden karşılayarak herhangi bir kuruluştan da bir destek almadan gittik sadece Allah rızası için bir hizmet olsun diye tarihte ilk defa ekvatordan kutuplara namaz vakitlerini tespit ettik. Ve kutup bölgesindeki insanlar artık bundan sonra çok rahat oruç tutacaklar.
Peki lütfen bunlar da şu izleyicilerimize söylüyorum. Lütfen bir günde siz sıkıntı çekin ne olur. Peki bir günde siz çıkın. Ufka bir bakın bakalım. Şimdi yani olayı açalım. Gençleri Başkanlığı'nın söylediği gerçekten var mı yok mu? Şimdi imsak vaktinde enine yayılan kızıl ve beyaz ışık kuşaklarının net görülmesi gerekiyor diyorsunuz. Ve aydınlığın emaresi yok. Şimdi 03.53 gibi bir saat söylediğimiz zaman. Dolayısıyla da o saatlerde oruca ve namaza başlanması da bir akıl tutulması diyorsunuz, öyle mi? Akıl tutulmasından da öteye herhalde bir ifade kullanmak lazım. Böyle sorumluluk makamında bulunan insanlar Kur'an'a %100 aykırı olan, %100 aykırı, bakın en küçük bir şey yok. Peygamberimizin uygulamasına %100 aykırı olan bir konuda çıkıyorlar. Halkımıza diyorlar ki gönül rahatlığı içerisinde bu ibadeti yapabilirsiniz. Bunu söyleyen kişi ya bu iddiasını ispat eder ya da görevi bırakır. Bunun üçüncü şıkkı yok. Ben hazırım. İstedikleri yerde dünyanın neresinden uzman getiriyorlarsa getirsinler. Türkiye'den, şeyden. Ben bunu ekranlarda tartışmaya hazırım herkesle. Bütün dünyanın uzmanlarıyla tartışmaya hazırım. Her şey açık ve net bir şekilde ortada. Ondan sonra istedikleri yerde, istedikleri ortamda rasat yapmaya da hazırım. Var mılar? Hodri Meydan, hadi beraber çıkalım. Öyle şeylerde masa başında beyanat vermekle bu işler halledilmez. Peki. Biz evimizden çıkalım. Peki. Ondan sonra gece sabahlara kadar dolaşalım ve gözlem yapalım. Ondan sonra ve bunu buradan çıkalım. Kutup bölgesinin o soğuklarında, buzlarında donma tehlikesi geçirerek gözlemler yapalım. Çok büyük bir ekiple, hiç kimseden maddi destek almadan bu işi peki bitirelim. Ondan sonra masasının başında keyifle oturanlar diyor ki efendim hiçbir sakınca siz, yok. Siz bu konuda çok dolusunuz. Peki şunu sorayım Sayın sorumluluk Bayındır. Sorumluluk makamında olana bu yakışmaz. Peki evet, şunu buyurun sorayım. Şimdi tabii ki bizi izleyenler kuşkusuz şunu soruyorlardır. Şimdi Diyanet İşleri gönül rahatlığıyla ibadetinizi sürdürün. Bizim hesaplamızda bir yanlışlık yok diyor. Ama siz de dediğiniz gibi kutuplara kadar gitmiş, bütün ölçümleri yapmış ve yıllardır yapıyor olan birisi olarak çok iddialı bir şekilde çıkıyorsunuz. 30 yıldır bu konuyla uğraşıyorum. 70 dakika fazla oruç tutuyoruz diyorsunuz. Peki Diyanet İşleri'nin sözleriyle 70 dakika fazla oruç tutuyor olmamızın karşılığı nedir? Şimdi sayılmayacak mı bu ibadetten? Veya işte Kur'an'a aykırı bir şey yapıyoruz diyorsunuz, o tanımlamaya uymuyoruz diyorsunuz. Dolayısıyla ibadetten mi sayılacak? Yani bu kadar da radikal veya iddialı bir şey söylemek mümkün olur mu? Ne düşünsünler bizi dinleyenler ve oruç ibadetleri? Buyurun. Bak çok açık söylüyorum. İnsanlar ellerinde Kur'an-ı Kerim var. Alsınlar Kur'an-ı Kerim'i. Ve eğer daha ayrıntılı bilgi istiyorlarsa Süleymaniye Vakfı.org sitesinin sitesine girsinler. Orada bu konuyla ilgili yazdığımız bütün yazıları incelesinler. Benim bu söylediğim şeylerde dört mezhebin dördünde tam bir ittifakı var. Kur'an ve sünnet arasında tam bir ittifak var. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın söylediğinde diğer İslam ülkelerinde uygulananlarda hiçbir tutar tarafı yok. Ama bu tamamen Osmanlıların yanlış uygulamasının dünyaya yayılmasından ibarettir. Bu büyük yanlışı düzeltelim. Ve halkımıza şunları söylüyorum. Sakın ha bizi ilgilendirmez, Diyanete biz bağlıyız diyorsanız şunu bilin ki Allah sizin bunu sizden özür olarak kabul etmez. Yarın Allah ahirette size soracak, ben size bu Kur'an'ı boşuna mı indirdim diye. Lütfen baksınlar, kim olursa olsun, sorumlu mevkide bulunan kim, ben Müslümanım diyen herkesin vazifesidir burada. Ben uyarıyorum. Bakın ben sadece şahsım için değil, Allah rızası için bütün rahatımı terk ederek şey yaptım. Büyük bir ekiple yıllarca çalıştık. Peki. Ve tarihte ilk defa kutup bölgesinin namaz vakitlerini yerel şartlara göre tespit ettik. Peki. Ama çıkıyorlar o kadar koltuklarla rahat oturmuş vaziyette. %100 gerçek dışı olduğunu da eminim ki bunlar da biliyorlar. Peki. Konuşuyorlar. Ondan sonra Sayın Çağrıcı diyor ki muhalefet etmek için bazı kimseler söylüyor. Sayın Çağrıcı bizi gayet iyi bilir. Bence ilahiyatçılar çok iyi bilirler ki, çok çok iyi tanırlar ki biz %100 emin olmadığımız bir konuda konuşmayız. Sayın Bayındır çok çok teşekkür ediyoruz. Görüyoruz çok dolusunuz ama ben biz de bu yüzden ediyorum. Sizle konuşmak istedik. Ben de size tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çünkü bu konuyu siz gündeme getirdiniz. Sağ olun. Sağ olun hocam. Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır'la konuştuk.